Azm-ı Meani'ye anlatan Risale-i Nur'dur. Şimdi biz niye bunu söyledik? Burada manen ve rütbeten beşinci lama dedi ya. O zaman o dizilişe bakmamız lazım. Nazm-ı Meani ki bu manen beşinci lama olmasının manası anlaşılır. Mesela birinci lamada Yunus Aleyhisselam. İkinci lamada Eyüp Aleyhisselam. Şahsiyeti maneviyesini kendinde tam gösteren bir kimse ya baki, entel baki hakikatını kemaliyle söyleyebilir. Şimdi orada üç tane anlatılmış, üç nükte anlatılmış. Birinci nüktede ya baki, entel baki cümlesinde faniyetin Allah'a bakan tarafı anlatılmış. İkincide o faniyetin insana bakan tarafı anlatılmış. İnsan bu fenadan hem Allah'a bakan hem kendisine bakan nasıl kurtulur? Fevkaz zaman olur. Bu üçüncü nüktede o anlatılmış. Mesela marifet-i sübhaniye, işte ubudiyet-i sübhaniye, marziyet-i ilahi dairesinde kısa bir ömür, uzun bir ömür demiş. O fenadan ancak dört tane saymış orada. Dört şekilde kurtulabilir. Şimdi birinci lemada Yunus Aleyhisselam, ikinci lemada Eyüp Aleyhisselam'ın o şahsiyeti maneviyesini kendisinde gösteren bir kimse kemaliyle ya baki, entel baki, ya baki, entel baki hakikatını yaşar, söyler. O zaman dördüncü de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesi anlatılmış. Şahsiyeti maneviyesini ifrat ve tefritten azade bir insan nasıl gösterir? O üç mertebede o anlatılmış. Yani dördüncü lema minhac-ı sünnedir. Sünnet yoludur. Üç lemada o sünnet yolunun ne olduğu anlatılmış. Bu sefer şahsiyeti maneviyeyi ifrat ve tefritten azade olarak gösterdiği için ve de bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir kişi göstermiş. Bu söylemiş olmam hakikaten. İşte rütbeten demesi bu dördüncü şu an ona takılmış yani. Mesela yüzbaşı var, binbaşı var, işte albay var ya, rütbe takılıyor ya. İşte bu hasbunallahu ve nimel vekil ayeti ne? Bu manada, bu söylemiş olan manada bir kişi ortaya koymuş yani. Manen demesi o. Peki sureten demesi de bu da bir, iki ve üçüncü şuaları bilmek lazım. Birinci şuada nur talebeleri imanla kabre girecekler diyor. Bunun delili ne? Maddi delili. Ben dedim ki Osman abi imanla kabre girecek. Delilin de bir şey söylemem lazım. Nur talebeleri imanla kabre girecekler. Bunun delili ne? İkinci şuadır. Peki üçüncü şuada münacat anlatılmış. İman duayı vesileyi kat'i iktiza eder. Üçüncüde de münacat bulmuş. Dördüncü de bu işte. Sureten bu. Şimdi bu dördüncü şu an diğer risaleler gibi değil. Risale-i Nur sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Mesela akılla anlaşılacak risaleler var. Kalbi böyle müteveccih olunarak anlaşılacak risaleler var. Hissiyatla anlaşılacak risaleler var. Mesela 22. söz akılla müteveccih olmak gerekiyor. 33. söz 33 pencere akılla müteveccih olmak gerekiyor. Mesela Ayet-el Kübra, 15. şua, 2. şua biraz böyle akılla müteveccih olmak gerekiyor. Çünkü anlayarak diyor Üstad Hazretleri. Akla bakıyor daha ziyade. Bazı risalelerde var ki hissiyata bakıyor. Mesela bu 4. şua. Hissiyata baktığı için bir kimse mesela şunu okusa belki hemen anlayamayabilir ama istifade edebilir. Hani biz de bazen diyoruz ya anladım ama anlamadım ama gene istifade ettim. İşte bu risale o tarz bir risale yani. O yüzden başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf ediyor. Yani külliyetin genelinde de böyle cemaat içine baktığımız zaman böyle biraz perdeli gidiyor. Hani bir lügatla meşgul oluyoruz, efendim tabirlere aşina oluyorsun, usluba aşina oluyorsun. Bu 3-4 sene sürüyor. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlatırken Üstad Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de kışır, fuzuli, lüzumsuz, kabuk hiçbir şey yoktur. Aynı şuur, ilim ve manadır diyor. Bunun aynısı Risale-i Nur'da da caridir. Risale-i Nur'da ayet numaralarına kadar Risale numaralarına kadar aynı kanuniyet Risale de caridir. Mesela teknolojik gelişmeler 20. asırda çıktı. Teknolojik gelişmeleri anlatan Risale 20. sözdür. Sen şimdi diyebilir misin ki bu tesadüf oradadır? Şimdi burada başta perdeli gidiyor ya, o zaman soruyoruz Risale'lere, o perde ne kadar sürüyor? Dördüncü şu olduğu için 4 sene sürüyor Kasım abi. Bunlar kafayı şerifler abi.